Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Peygamber Efendimizin 365 günde kitabını okuyacağız. Biraz kısa. Hadi başlayalım. Annesinin yanında gürbüz ve tatlı bir çocuktu. Yayla evinde kaldığı yıllar ona yaramıştı. Hiç hastalanmadan gayet sağlıklı büyümüştü. Annesinin sıcak kollarındaydı. Şimdi onun gelişiyle sanki eve ışık doğmuştu. Annesi ve dedesi, halası, amcaları onu çok seviyordu. En küçük amcası Abbas onun oyun arkadaşıydı. Yaşları yakın olduğu için onunla çok iyi anlaşıyorlardı. Muhammed ev işlerinde annesine yardım ediyordu. Çünkü annesinin yorulmasını, üzülmesini hiç istemiyordu. O çok temiz bir çocuktu. Annesi onun temizliğe bu kadar düşkün olduğuna şaşırıyordu. Çok kibar ve dikkatliydi. Doğru sözlüydü, yalandan nefret ediyordu. Ederdi. Çok iyi bir ahlaka sahipti. Mekkeli çocuklar da tıpkı Badiyeliler gibi onu çok sevdiler. Onunla oynamak için birbirleriyle yarıştılar. Muhammed arkadaşları arasında hiçbir zaman ayrım yapmadı. Zengin, fakir, çirkin, güzel demeden her çocukla oynadı. Ve burada bitti. Çok kısa oldu. Peygamber Efendimizin en küçük amcasının ismi neymiş? Abbas. Evet. Peygamber Efendimizin oyun arkadaşıymış. Hayır, işim olsun. Peygamber Efendimizin babası nerede o esnada? Nerede abi Peygamber Efendimizin babası? Peygamber Efendimizin babasının ismi neydi? Bilmiyorum. Abdullah bin Ebu Talip. Buldum, nerede? Ebu Talip diyorum, özür dilerim. Abdülmuttalip. Abdullah ya, bin... Tam diyecektim. Bak burada söyleyeceğim. Nerede babası? Babası o daha doğmadan önce vefat etmişti. Ya tam da cennette diyordu. Peygamber Efendimiz yetimdi. Abdülmuttalip'in yetimi diyorlardı onu, hatırlıyorsanız. Ama baban bilmiş oldu yetimden. Peki annesi neredeymiş? Annesi de Mekke'deymiş işte. Ekke. Peygamber Efendimiz çok temiz ve titizmiş. Bu kadar temiz ve titiz olmasına annesi çok şaşırıyormuş. Annesi kaç yaşındaydı? Peygamber Efendimiz kaç yaşındayken annesi vefat edecekti? 6 yaşındayken. Yani sizden daha küçükken annesi de vefat edecek. Babasının saatini hiç görmedi Peygamber Efendimiz. Daha sonra dedesini kaybedecek. Fotoğrafı amcası yok mu? Amcası bakmaya başlayacak. Fotoğrafı yok mu? He? Yok. Oyunlarda bilmiyorum. Fotoğraf mı? Fotoğraf yok. Fotoğraf 1860'lı yıllarda bulunmuş. Yani o zamanlarda daha böyle kayıt cihazı, fotoğraf yok. Zaten Peygamber Efendimiz resim olan bir odaya veya salona da girmezmiş. Çünkü evet. İnsanlar o zaman da daha putlar da yeni kırıldı ya. Resimlere, putlara karşı bir tapınma ihtiyaçları, arzuları varmış içinde. O yüzden Peygamber Efendimiz bunlar da bunu yıkabilmek için... Bunlar da mı tablolar? Bunlar resim değil, bak dikkatinizi çekelim. Burada ayetel kürsü var, orada Allah ve Muhammed isimleri var. Hı. Ama böyle insan resmi, hayvan resmi olması şey değil. Elle çizilmiş resimlerden bahsediyoruz bu arada. Fotoğraf vesaire değil, çünkü fotoğraf makinesi yok. Evet, kapanış yapın arkadaşlar. Bugün kısa oldu videomuz. Evet, çünkü bu kadar bir şey. Bundan sonra ne yapacaktınız, ne düşünüyordunuz? Brawl Stars. Bir de Brawl BC'yi göstereceğiz belki. Peki, kapanışınızı yapın. Aynen. Ne yapsınlar? Like atsınlar, abone olsunlar, yorum yazın. Özellikle abone olun ha. Yorum, like falan atmasanız abone olun. Çok az kaldı 200'e. Abone olduktan sonra bildirimleri de açın. Açsınlar. Videolarımıza bakın. Allah'a ısmarladık.